geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Biz dışarı çıktık. Bakın kıymetimi bilin. Bu aralar sizi gezdiriyorum fıldır fıldır haliye. Yani dışarı çıktık. Hava çok sıcak. Ve klimayı açtınız. Bu niye kemer yine ötüyor? Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Şu anda dışarısı 33,5 derece gösteriyor arkadaşlar. Epey bir sıcak. Sabahleyin hiçbir şey çekmedim. Çünkü fazla bir şey yapmadım. Sadece yeni aldığım çarşafları geçirdim. Eve geldiğim zaman size inşallah gösteririm. Ben bu gibi aldım ve bunu verdim. Yeni aldığım çarşafları sadece geçirdim. Bir de perdeyi geçirdim. O kadar, başka bir şey yapmadım. Evet, önümüzde şu anda at var. Size bir çekeyim. Burada böyle atlarla at sahipleri var yani. Bakıyorlar, sahip demeyeyim de bakıyorlar. O şekilde bakın. Gezdiriyorlar bir de atları öyle. Öyle çıkmışlar. Bir de banyonun havlusunu demişim. Banyonun yeni perdesini geçirdim. O kadar, başka bir şey de yapmadık. Bu arada konudan konuya da atlıyorum. Yine farkındayım. Neyse, şimdilik durum böyle. Bir videoyu açayım dedim. Sizlere bir merhaba diyeyim dedim. Bu arada klimadan zaten büyük bir ihtimalle sesimi duymuyorsunuzdur. Çünkü az geliyor sesim klima açık olduğu zaman. Arabaya da yeni pindik. Kısamıyordu şu anda. Birazdan her nerede olursak bilmiyorum. Görüşmek üzere. Her çentaya geldik. Bayağı kalabalık ya. Hava sıcak, fazla insan yoktur dedim ben. Ama şuraya bakın. Çok kalabalık. Yapmayacağım bugün sana. Hayır. Evet arkadaşlar, aksiyona geldik. Şöyle bir bakalım neler var. Tuvalet ilacına ihtiyacım var. Bakın bunlar 1.35'miş. Şöyle bir tane alayım bundan. Onu asla. Tamam ama okul bitti artık. Lazım değil artık anneciğim. Doktursa. O alır kendine. Tamam. Ama sonra aldık. Tamam. Evet, burada şeyler var ama hep telefon için ya. Şey için yok. Tabletler 8 euro. Ben telefon oraya bir şey yapmayı düşünüyorum. Bakayım o nasıl? Anne. Ha, böyle asıyorsun. He, al ondan alacaksın. Ben de. Ama pilleri nasıl bunlar? Büyük pil var onlarda. Pil. Ben de. Bu geliyor. Bu benim. Tamam, arabaya koy. Arabaya koy. Ben alayım, ben üstüme. Elektronik eşya. Bakın air fryer'lar 25.95 burada. Özgür, bak. Evet, Türkiye için mop bakıyorum. 4.95'miş bunlar bak. Size ne dedim? Bezleri 1.79. Ben bakayım. Yani Teddy'de 10 liraydı. Atışıyor. Bunlar ne kadarmış? Ben bakayım. 13.95. Allah. 13.95. Farklı farklı başlıkları var. Bakın şöyle. Böyle oluyor, böyle oluyor. Toz alma şeyi var. Bir de fırçası var. Bakın burada benim gördüğüm 40 liraydı o zaman. Bunlar farklı. Bak 30 lira bu. Bu 30 lira. Mesela. Evet aynı. Bunlar 69.95. Bunları gördüm ben. Dün kek kalıbı aldım. Biliyorsunuz. Bakayım burada fiyatlar nasıl. 5 euro 95. Aslında ben böyle şey kek kalıbı istiyorum ama burada yok onlar. Türkiye'de var çoğunlukla sanırım. Burada hiç denk gelmedim. Bakın ne gelmiş buraya. Böyle bir askılık ama güzel durmuyor. Beğenmedim. Evet bakın aynalar. Ama şey aynaymış, 8 euro. İnce ufak. Hasır sepet al o çiçeklere. Hasır sepet al o çiçeklere deyip duruyorsunuz bana. Böyle bir şey olur mu ki? Olur mu Özgür bunlar? Asmayacağım. Bunlar asmaya mı? Çiçek koymaya içine. Bir de şöyle var. O çiçekleri içine koymaya. Bu neler varmış? Dün almadın.
1.99. Burada 1.99. Mete dur. Baba. Bu neymiş? Ultra Brom Set. Ha şeymiş. Ya, araba yıkama fırçası. Düzgün düşünün. Burada da var. Ama fiyatı 199'muş. 199. Hemen hemen aynı fiyatlar. Ne kadarmış bunlar? Bak. Bahçe, balkon seti. Fiyatı 199. Burada Özgür bak. 22 lira o şeyler. Bu 50 euro. Bu 18 euro normal pervane. Bu da 22 euro. Evet, burada da var hasır sepetler. Az önceki hoşuma gitmedi. Bunlar da güzel değil ki. Başka türlü de hasır sepet yok yani. Dur bakıyor şimdi ne yapsam diye. Bakın kül boxlar var. 29.95. Evet var annem. 11 euro. Arkadaşlar şimdi evet, özgürleri beklerken Bippa'ya girdik. Aksiyondan aldıklarımızı çünkü bırakacaklar. Biz de Bippa'ya girip bir bakalım dedik. Heh. Evet. Tamam arkadaşlar şu Pepco'ya bakacağız. Burada bayağı indirimli şeyler oluyor. Bir de buraya bakalım. Bakalım neler var neler yok. Karşımızda tam bir Ergenoviç. Bak ağlıyor. Evet ağlıyor annem. Abi oyuncak istiyor. Oyuncak istemiyor. Evet arkadaşlar bayağı bir kalabalık. O da mı başka söylüyor? Anlısı. Türkçe konuşuyor. Evet. Bir konuşuyor. Evet. Tam bir Ergenoviç'i görüyorsunuzdu. Bebek dondurma istiyor. Bebek dondurma mı istiyor? Ama bebekler dondurma istemiyor. Evet. Bu arada arkadaşlar Pepco'da doğru düzgün bir şey bulamadım. Sadece bir pantolon bir de kolsuz şort aldım. Ama çocuklar dondurma yiyor. Çocuklar dondurma yiyor evet. Evet. Yani. Bakın burada da abi elbiseler falan var. Şöyle göstereyim. Yani elbise arıyorum kendime doğru düzgün bir elbise bulamıyorum ya. Yok yani hepsi şey gibi. O yüzden elbise alamadım. Bir tane iki tane elbise istiyorum kendime. Ama bakalım. Evet Özgür geliyor. Evet. Zorla. Göstermek için çıkarmışlar Özgür. Çalışıyor mu? Yok. İşte. Mete. Yani 179 euro. Boş ki boş. Hiçbir şey koymamışlar. Evet baba karpuz alıyor. Özgür büyük alma bence. Bak burada ufaklar da var. Ben karpuz beğendim. Karpuz. Hem baban bakıyor. Ben bunu giydim ya karpuz. Bundan. Çöldekon. Karpuz. Kabus. Özgür şimdi neye bakıyor acaba? Fahrettin'le çalışıyor. Ya ya. Evet, sağ ol. Tamam. Neyi saracak? Kim saracak? Nasıl neyle saracak? Saracak sen al ya. İstiyor mu istemiyor mu? Benim için fark etmez ben yürürüm. Ben bulduğum her şeyi yiyen bir insanım. Bırak o zaman. Yeme. Görüyorsun değil mi? Ben onu öyle yapıyorum. İşte. Durun bir. Durun. Yeme. Ne yapayım? Ne diyeyim senin dediğin şeye şimdi? Yani ben öyle yapıyorum hepinize değil mi? Zaten ben bu evde zaten şeyim zaten. Benim öyle demedim. Gerçekten. Ben biliyorum vallahi. Öyle bir söyledin ki yani. Evet arkadaşlar cips bakıyoruz. Aynısı bak burada var. Ben gittim 5 euro verdim. Bak. Bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten. Mete.
Yanıma gel. He? Al. Ben çiki. Bir arkadaşımız yazmış ki bana Dettol'ün yeşili diyerekten, ama burada yok o ya. Bakın böyle mavisi var, normali var. Bir de şunlar var. Ama o sizin bana yolladığınız yok. Evet arkadaşlar, Özgür'e ve Oğuzhan'a fast food'u lazım. 5 tanesi 10 euroymuş. Çekilecekler şimdi mecburen. Gel bu yana Mete. Oğuzhan sen de geç kapatacak şimdi. Ben, o Mete abi, o Mete. Aha. Açma sakın, gel bu yana. Yapıyorlar ya. Onun dediğini yapman lazım sende. Yok, bilmiyordum ya. Evet arkadaşlar, bakalım Özgür'ün kaçak hali. Allah'tan tıraş olmuş. Ay yemin ederim şey gibi, bakın Allah aşkına kaçak gibi. Ben de. Evet şimdi Oğuzhan'da sıra. Gel bakalım Oğuzhan. Kucağıma otur. Gel, tamam bekle. Abin olsun sonra sen, tamam mı? Tamam bekle. Bekle. Bugün, tamam mı? Onu yani. Bekle. O çıkış seçimlerine kadar bekle. Tamam, çekti. Evet gel. Arkadaşlar. Yemin ederim. Tepeye niye bakmışım? Bak, gene yani. Gelmeyin. Geldin artık. Allah'ım. Ah, ambulans. Evet Özgür. Ay bana bir şey oldu. Ay ben kimim? Oo. Oo. Başım dönüyor. Yeterin artık Allah aşkına, ne olursunuz yeter. Üçünüz ocağıma incir ağacı dikiyorsunuz artık. Heh, İttifak mı kurdunuz arkadaş? Bu gece ne yiyeceğiz? Zıkkımın kökünü. Araba yanmış, yanmış sormayın. Yani çok felaket sıcak. Kemerin sıcak, tamam. Söyle. Hadi söyle bakalım. Ama buradan söylemen lazım Mete. Buradan söyle. Buradan söyle. Tanke. Koydum. Uçmasın. Gel buraya koy. Evet arkadaşlar, Mekke'deyiz. Gördüğünüz gibi birkaç bir şeyler sipariş verdik. Özgür'le Oğuzhan bekliyor şu anda. Metehan. Mete. Balım getir. Balım bugün yanmış yok. Tamam. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar, yemeklerimiz geldi. Tamam, tamam bir dur. Küçük söyledim. Menündeki büyük. Al sosava, sosava, sosava. Bunu yiyecek mi? Bakalım. Onu da ister. Al olsan. Al bak burada. Eve geldik, hemen üzerimizi değiştirdik, ortalık yanıyor, evimiz Allah'tan serin. Unten bakacağız. Ha, unten bakacağız. Gel bir yana, burada görürler. Gel bir yana. Bu karpuz kelek çıkarsa bilemiyorum, 12 euro vereceğiz galiba. Yani bu arada karnımızı da doyurduk, bugün yemek telafi.
telaşım yok çok şükür. Enerji içeceği aldık. Ondan sonra 4 adet konserve domates, brokoli. Daha sonra Özgür o kadar dedi Türk marketine girmeyeceğim diye ama girdi çünkü sucuk yok. Bir tane salça almış. Çocuklara cips aldık. Ondan sonra bir adet sucuk Türk marketinden. Salam almış. 2 adet saray sefası almış. 2 adet de şu dilim salamlardan almış. Of vallahi çok sıcak. Şimdi bunu da çıkartacağım üstündekini. Evet Metehan bu arada şey yapıyor. Ay vallahi çok sıcak. Yani gerçekten aşırı sıcak. Poco'dan kendime şöyle bir tane siyah pantolon aldım iş yerinde giymek için. Fiyatı 7 euroydu arkadaşlar. Böyle lastikli rahat olacağını düşündüm. O yüzden böyle bir tane kot aldım. 7 euroya. Ondan sonra bir de şöyle bir tane askılı bir tane body aldım. Bunun fiyatı da 4 euroydu. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu arada bunları göstermişken de hemen bir konuya değinmek istiyorum. Dün biliyorsunuz ki bir konu geçti. Orada ben işte dedim hani baldırlarım, kalçam maşallah var falan diye. Oradan bir yorum gelmiş. Yazmış ki hem öyle diyorsun hem de daracık giyiniyorsun. Tişört giyiyorsun. Tişörtün işte arkanı kapatmıyor falan filan diye yazmış. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani ben mümkün olduğunca yine gizlemeye çalışıyorum. İşte dar giyiniyorsun falan demiş kendisi. İyice de bol giyinemem. Ben böyle giyiniyorum. Herkesin giyin tarzı da farklıdır. Zaten benim cevap vermeme de aslında şu anda gerek yok. Çünkü sevgili takipçilerim gereken cevabı vermişler. Hepsine de teşekkür ediyorum buradan. Yani en azından böyle benim sarkan bir yerlerim yok en azından öyle söyleyeyim. Ve yine de yani ben açık giymeyi de seviyorum. Evet açık da giyiniyorum yeri geldiği zaman. Ama yani olanı da söylüyorum, saklamıyorum yani. Millet gibi göbeği açık da giyinmiyorum. Kiloma bakarak. Yani diyorum ya herkesin kendi giyim tarzı arkadaşlar. Kimseye karışamazsınız yani. İster göbeği açık çıkarım, ister göbeği kapalı çıkarım, ister miniyle çıkarım, ister şöyle herkesin kendi zevki ve rengi. Yani ama dediğim gibi sevgili takipçilerim zaten kendisinin cevabını vermiş. O yüzden teşekkür ederim. Böyle Lenor aldım. Bizim eve çamaşır yumuşatıcı dayanmıyor. Çamaşır ilacı zaten dayanmıyor. Ondan sonra şu Velserize'yi aldım. Bunlar da Özgür'e dokunmuyor. Çünkü bir tanesini böyle bitirdim. Bu da bir şey yapmıyor Özgür'e. O yüzden bundan aldım. Bunlar iyi oluyor. Ondan sonra tekrar şöyle domates konserveleri var. Onları birazdan hepsini koyacağım. Mete böyle bir tane top aldı. Vallahi terledim çok sıcak. Bir tane şöyle saç maskesi aldım keratin içerikli. Bir tane göz petlerimden aldım tabii ki de. Bir tane yine keratin yağ aldım. Keratin yağıymış bu. Şu markanın hıçkırık tuttu kız. Bu arada kız dediğim zaman bazılarınız kız değişimi bayağı bir beğeniyor. Teşekkür ederim. Bir tane patates ezmesi aldım. Ondan sonra bir tane deodorant aldım. Deodorantım bitmiş. Şu Nivea'nın Black and White Invisible Skinny Smooth'u aldım bu sefer. Normalde böyle başka türlüsünü alıyorum ama bu sefer bunu aldım. Ondan sonra evet biliyorsunuz ki fotoğraflar. Bunları hemen kenara koyacağım. Bu fotoğraflar çünkü haftaya salı günü bile lazım olacak. Ondan sonra eczaneye girdim arkadaşlar. La Roche'un şu güneş kremini aldım. %50 koruma. 50 artı koruma. Şunu. Çünkü Metin'in sanırım güneşe karşı alerjisi var. Biliyorsunuz ben de kullanmam gerekiyor. O yüzden bunu aldık. Hatta indirim vardı La Roche'larda. La Roche markasında 5 euro bir de indirim vardı. Bunun fiyatı normalde 30 euroydu. Biz 25 euroya aldık eczaneden. Bunu artık her gün mecbur süreceğiz. Çünkü
fark ettim. Devamlı Mete'nin güneşe ya da dışarı çıktığımız zaman şu yanakları kızarmaya başladı. Ve bu da özellikle zaten güneş alerjisi olanlara diye yazıyor orada. Bakalım. Şöyle Özgür kendi ekmeklerinden aldı. Bir tane beyaz çikolatalı bir kart aldılar. Cips, pirinç aldım. Bir tane ekmek üstüne sürme yağı aldım. Marul aldım. Şöyle bir tane. Ondan sonra cips aldı çocuklar. Tekrar bir pirinç. Ananas aldım. Şöyle. Ondan sonracığıma bir tane karnabahar aldık arkadaşlar. Evet, birazdan dolaba bunları yerleştireyim. Bir tane böyle lahana aldım. Yaprak, daha doğrusu lahana sarması yapmak için Özgür seviyor o şekilde. Bir tane böyle yoğurt almışlar. Bir tane çöp poşeti aldım. Yine konserve domates. Ondan sonra taze soğan, bir tane Philadelphia intent. Şunlar gerçekten çok lezzetli oluyor. Ondan sonra bir tane tost peyniri. Bu kadar. Bir de aksiyondan. Ha, cam suyu aldıydık değil mi? O kadar çok görünüyordu. Bir adet çakmak. Ondan sonra bir tane tuvalet ilacı. Bunların fiyatı normalde 2 küsür bilmem kaç. Orada 1.39'du. O yüzden bir tane aldım. Bunlardan bir tane de badem aldım. Başka da bir şey almadım. Alışverişimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani şimdi şuraları toparlayayım. Ondan sonrasında şunu bir açayım bakayım nasıl çıkacak. Çünkü gel diyor. Acaba gel şeklinde mi aldım? Yoksa krem şeklinde mi bilmiyorum. Hemen bir açıp bakmam lazım. Bakalım. Yok, güneş kremi şeklinde. Yani yalnız var ya şu markanın kokusu hasta ediyor beni. Gerçekten çok güzel kokuyor. Evet, bu şekilde. %50 koruma. Islak vücutta falan da etki ediyormuş yani. Yani böyle. Hatta sordum özellikle çocuklara da bu uygun mudur diye. Dedi uygundur. 1 yaş altı olduğu zaman çocuklara zaten almanız tavsiye ediliyor dedi. İyi, tamam dedim ben de. Öyle, şimdi buraları toparlayayım ben. Bu arada ben evden çıkarken yine ne unuttum? Gaz tüpünü unuttum arkadaşlar. Gaz tüpünü yine değiştiremedim. Böyle yani. Üstünü nerede kirlettin dakikada? Dondurma yedin sahi. Evet. Niye Katalina bir sürü yaptı? Öyle bir sürü yapamayız ama biz. Evet, biraz. Ben de biraz yaptım. Dur, bekle. Ha, gel, al eline sür. Heh, sür kollarına biraz. O da ne? Evet. Gel bakalım. Dur. Oo. Dur bir dakika. Heh, tamam. Kokoş. Sen kokoş musun? Konuşabilirsin, bir şey olmaz o. Çok güzel oldu. Evet. Evet arkadaşlar, bu arada size hemen şeyi de göstereyim, çarşafları. Bakın çarşaflar bu şekilde. Vallahi ben çok hoşuma gitti. Beğendim yani. Bir tek yastık kılıfları işte kocaman. Bunlar kocaman kocaman yastıklarda yatıyor herhalde. Ben de o yastıkları sevmiyorum. Ama vallahi çok beğendim. Deseni, rengi falan hoşuma gitti. Böyle size de göstereyim dedim. Böyle yani. Bayağı da bir sıcak. O yüzden şimdi ilk öncelikle sıcağı önlemek açısından size benden tavsiyeler. Camları kapatın. Ondan sonra odayı karanlık yapın ki içerisi serinlesin. Ben hep karanlık. Aynı şekilde şimdi yatak odasında da yapacağız. Yoksa bütün sıcak içeri giriyor ve o yüzden de içerisi de sıcak oluyor. Ki bizim ev dediğim gibi Allah'ım çok şükür içeri girerken daha serinledik. Klima gibi mübarek. Şöyle hemen burasını da kapatalım.
Evet canlar. Burasını da kapattık. Ve buraları birazdan serinler ki zaten serin aslında ama daha fazla akşam güneşi de çökerken bir daha da serin oluyor. Burası fazla güneş, yani sabahleyin bir güneş görüyor ama mesela şemsiyem var biliyorsunuz, açmadım, açabilirdim aslında ama açmadım. Bunlar da kurumuş, birazdan toparlayayım. Çiçeklerimi sabahleyin bir duşa soktum, buraya koydum biraz temiz hava alsınlar diye. Akşam üstüne doğru bir daha bunları içeri alırım. Böyle yani canlar, bakın poşetleri dışarı koy dedim. Poşetleri böylece bırakmış. Yani ne diyeyim ki, ne diyeyim. O bozuk poşetlerinden birkaç tane alışveriş yaptığımda almam lazım. Çünkü Türkiye'ye giderken o bozuk poşetleri Köylbox harici gerçekten çok işe yarıyor. Bu arada bize çok soranlar var. Sıla yolu Allah nasip ederse ne zaman diye. Allah nasip kısmet ederse canlar, Sıla yolu yani 16'sında benim iznim var. Şuram Özgür diyor ki 14'ünde ben işten geldikten sonra çıkarız diye. Bilmiyorum, bakalım göreceğiz. Allah nasip kısmet ederse sağ salim inşallah vatanımda varmak nasip olsun hepimize. Bütün gidenlere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar olsun. Bayağı bir gezdik, tozduk. Sizleri de dolaştırdım. Aldıklarımı da gösterdim. Dediğim gibi bugünlük bizden bu kadar olsun. Umuyorum ki videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir sonraki vlogda inşallah tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.